Hüsamettin, Tayvan'da neler oluyor? Ve Tayvan krizi üzerinden bir 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Yok, Tayvan üzerinden bir 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrollü bir gerilimi olarak dünya siyasetine okunuyor. Özellikle Ukrayna kriziyle birlikte malumunuz Sırbistan Kosova'da da Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile karşı karşıya geldi. Dolayısıyla evet, Çin Güneydoğu Asya'da önemli bir güç, dünya siyasetinde iki kutuplu dünyada üçüncü bir aktör olarak çıktı. Dolayısıyla Tayvan gibi, Sincan Uygur özerk bölgesi gibi çeşitli ayrılıkçı özerk bölgeleri şeklinde dünyada karton imparatorluk olarak lanse ediliyordu. Dolayısıyla Tayvan krizi zaten Çin'in tek Çin projesinin bir parçası olarak Tayvan'ın Çin'in bir parçası olarak lanse edilen bir bölgeydi. Amerika Birleşik Devletleri burada temsilciler başkanı Pelosi'yi göndererek aslında Amerika-Çin arasında kontrolü bir gerilimin de kıvılcımını ateşlemişti. Dolayısıyla Avrupa'nın komşusu Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı karşıya gelirken aynı zamanda Çin'le de Güneydoğu Asya'da üçüncü bir imparatorluğu da karşısına almış oldu. Ve bunu da minimal maliyetle yapıyor. Bu gerilim Çin'in dünya siyasetinde izole edilmesine yönelik önümüzdeki günlerde, aylarda yeni bir kilometre taşı olarak karşımıza çıkabilir. Sorunuza gelecek olursa buradan bir 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Ama kontrollü bir gerilim de hem Güneydoğu Asya'da hem de dünya siyasetine ve ticaretine yeni bir gerilimin tekrar yani yeni bir gerilim hattının tekrardan aktifleştiğini görüyoruz Ali Bey. Hüsamettin, burada bir soru sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin son 50 yıllık, 70 yıllık tarihine bakınca Batı'nın Türkiye'nin kendi iç sorunlarıyla boğuşarak aslında hem büyümesine engel oluyor hem de kontrol ediyor. Şimdi buradan yola çıkarak Çin ve Rusya yüzünden, Rusya, Ukrayna ve Kırım meselesi, Çin'i de Tayvan üzerinden aslında küresel dünyadaki yeni, bu dünyadaki iki büyük dev, yani ABD, İngiltere'den sonra Çin ve Rusya'yı kendi iç sorunlarına boğuşması için hazırladığı bir stratejinin parçası olarak okuyabilir miyiz? Elbette okuyabiliriz. Sadece bunun üzerine inşa etmeyeyim. Aynı zamanda dünyadaki uluslararası ticaretin ve uluslararası yeni ticaret rotalarının da gelişimine engel olan bir durum bu. Tedarik zinciri açısından tabii ki dünyadaki de. Aynen. Şimdi Rusya'nın evet bir işgal durumu söz konusu. Hem Kırım'da hem Ukrayna'da kesinlikle bir Rusya'nın bir işgali var. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde ciddi kışkırtmaları durumu söz konusu olmuştu. Elbette ki bu kışkırtma bir işgali meşrulaştırmaz ama bu işgalin de kendi içerisinde en azından Rusya bakışıyla ilişkilendirdiğimiz zaman bir idealize edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya burada nasıl bir yer aldı Ali Bey? Ciddi bir ambargo ile karşı karşıya şu anda. Hem siyasi hem ticari hem askeri yönden. İşin bir tarafı burada. Aynı şekilde Çin'in de bazı yumuşak karını söz konusu, ayrılıkçı hareketler söz konusu. Ki bu Çin'in aynı zamanda işgal girişimlerini, işgal tutumunu da meşrulaştırmaz. İşte Sincan bölgesinde insan haklarına aykırı uygulamanı biliyoruz. Ciddi bir asimilasyon politikası var. Tayvan bölgesinde aynı şekilde tecrit ettiğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunu Çin'e karşı araçsallaştırdığını biliyoruz. Bir Hong Kong meselesi var. 2016-2017 ciddi sokak hareketleri vardı. Uluslararası ticaretin Asya'daki merkezi durumda Hong Kong. Orada da yine Çin'in bir vali üzerinden tahakküm ettiğini biliyoruz. Çin aynı zamanda nüfus politikasıyla çevre ve komşu ülkelere ciddi bir tahakküm etmeye başlıyor. Demografiyi değiştirerek özellikle Orta Asya üzerinde Tacikistan, Kırgızistan'da, Endonezya'da, Malezya'da kendi nüfusunu bir aygıt olarak kullanmaya başladı. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bu ayrılıkçı hareketler üzerine Çin'in iç işlerine karışıyor. Şimdi iki taraflı bir şey durumu söz konusu, nahoş bir durum söz konusu. Toparlayacak olursak Tayvan üzerinden hem Çin'i siyasi olarak hem de ekonomik olarak boğazlamaya mümkünse izole etmeye çalışıyor. Tahakkümünü perçinleştirmeye çalışıyor. Rusya üzerinden de Avrasya bölgesinde ve Avrupa bölgesinde yalnız kalmaya çalışıyor Ali Bey. Ya şimdi şu Çin, Rusya bakınca hepsi arka bahçemiz, hükümranlığımız var burada. Aslında bu topraklar bizim topraklarımız diyor. Biz bu söylemlere kendi coğrafyamızdan bizden de alışkınız. Şimdi Tayvan bağımsız bir ülke değil mi? Ukrayna gibi, Çin gibi, Rusya gibi yani. Şimdi Tayvan şöyle bir durum var Ali Bey. Çin'den özelliklerini almış ama aynı zamanda da Çin'in tek devlet projesinin bir parçası olarak görülen bir devlet. Ama Çin'in.
Çin'den bağlı, şimdi şöyle, o tartışmalı bir statü halinde özelliğini ilan etmiş, bir meclisi olan, para birimi olan bir ülke, ada ülkesinden bahsediyoruz. Birçok ülke tarafından tanınıyor. Yaklaşık 20 civarında. Evet, evet. Mesela Latin Amerika'da birçok ülke daha yeni şey yapmaya başladı. Çin'in aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kurucu bir üyesiymiş Tayvan. Yani işte şimdi şöyle, provokatif bir amaç için kullanılıyor. Çin'in büyük bir tahakkümü var. Ama aynı zamanda Amerikalılar tarafından araçsallaştırılıyor. Birçok ülke Cem, Çin'in bir parçası olarak görüyor Ali Bey. Özellikle bir şey olarak görüyor. Özellikle bir cumhuriyet olarak görüyor ama dış ilişkilerinde Çin'e bağlı olarak lanse ediliyor. Ama Latin Amerika'da birçok ülke onu bağımsız devlet olarak tanıyor. Dolayısıyla tartışmalı bir konu. Çin özellikle Tayvan'ı cumhuriyet olarak tanıyan birçok ülkeye imtiyazlar vererek, yani para yardımları vesaire gibi konularda şey yaparak uluslararası dış politikası ve stratejisi değiştirmesine neden oldu. Latin Amerika'da birçok ülkeye bunu yapıyor. Ama Çin de Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir araçsallaştırma konusuyla karşı karşıya Tayvan üzerinden. İşte en son bu son yapılan temsilciler meclisi başkanı Pelosi'nin ziyaretinden sonra kendisine ödül verdi, madalya verdi ve Tayvan'ı sonuna kadar savunacağıyla ilgili bir dış politika şeyi anlatısı gerçekleşti. Normalde bir kongre başkanının böyle şeylere girmemesi gerekiyor. Ama Amerikan dış politikasının bir menfaati sonucu Pelosi böyle bir açıklama yaptı. Toparlayacak olursak ne oluyor? Asya'da kontrollü bir gerilimle karşı karşıyayız. Çin de bu gerilimin hemen arkasında askeri tatbikat yapacağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ama bundan bir savaş çıkmaz Ali Bey, bunu çok net söyleyebiliriz. Hemen bir son bir soru sormak evet. istiyorum. Türkiye açısından soracağım. Rusya Çin'in yanında duracağını, durduğunu açıkladı. Çin, Ukrayna meselesinde Rusya'ya destek verdi. Ama pasif destek verdi Ali Bey. Yani bu zaten Ukrayna krizini takip edenlerce biliniyordu. Amerika Birleşik Devletleri de Tayvan'a ne yapacaktı? Orada bir kriz çıkartacak diye bekleniyordu. Kimse tabii, silahlı bir gerilim beklenmiyor. Olsa da münferit bir olay olur ama büyük bir ordu, Ukrayna Savaşı gibi. Mesela Ukrayna Savaşı ile ilgili yaptığımız yorumları hatırlarsanız büyük bir savaştan ziyade kontrollü ve bölge bazı bir şey olacağını bekliyorduk. Nitekim öyle devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar, savaşlar devam ediyor. Tansiyonda biraz ilk günlere göre düştüğünü, Rusya'nın girdiğine pişman olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ekonomik ve siyasi bir ambargoya karşı ama karşıya kaldı. Batı bundan daha da çok etkilendi. Evet ama Rusya gibi bir devi de Ukrayna üzerinden dövüyorlar. Böyle de bir durum var Ali Bey. Evet doğru. Enerji konusunda Avrupa Birliği'nin ciddi bir şekilde etkilendiğini yani. Kabul ediyoruz. Evet ama bir kazanımı da var. Rusya gibi bir devi Ukrayna'da ekonomik olarak ciddi şekilde yoruyorlar. Son bir soru. Evet. Son bir soru. Yani Çin'in şöyle bir durumu daha var. Çin'in en büyük en büyük yumuşak karnı Sincan Uygur özerk bölgesi, Çin'i kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve Uygurları orada asimile ediyor. Batı... Biz de seyrediyoruz, anlamda, biz de seyrediyoruz Hüsamettin. Ya şimdi o tartışma yok konu. Madem biz Çin'le geliştirmiş bir siyasi ve ekonomik ilişkimiz var. Bu anlamda aslında biz o Uygur meselesinde bir tarafız. Ve tarafta olmamız tarafız gerekiyor. Tarafız da buraya iltica etmiş Uygurları da veriyoruz tabii ki. Evet yani tabii ki de böyle... Nasıl bir tarafsak? Efendim? Nasıl bir tarafsak? Yani şimdi bu bir devlet arası politika biraz böyle bir şey. Yani hemen bazen... sorumu soracağım. Tam sorumu burada evet. soracağım. Boşanmadınız ya. Evet sorumu soracağım Hüsamettin. Şimdi Türkiye'de de işte bu Avrasyacılarla Atlantikçilerin bir kavgası son dün Doğu Perincek'in Ethem Sancak'la düzenlemiş olduğu o basın toplantısında da ifade etti. Moskova'nın işte hem eskiden hem yeni dünyanın merkezlerinden biri olduğunu söylediler. Başka iddialı şeyler söyledi de Doğu Perincek. Şimdi sorum şu. Bu kavga Rusya ile Çin'in yaklaşması aynı zamanda ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bir anlamda blok olarak hareket etmesi Türkiye'deki siyasal iç çatışmaya ya da bölgedeki Suriye ve Irak meselesinde bize nasıl yansır? Türkiye tam da böyle bir noktada aslında tarafsız bir politikasıyla çok daha farklı bir rol oynayabilecekken, yeni bir merkez olabilecekken Türkiye'yi Batı arasında ve aynı zamanda Avrasya arasında bir tercihe zorlayan iç kavga nereye kadar gider?
Yani bu kavga bir süre devam edecek. Az önce siz bana Uygur sorusunu sorarken aldığınız cevabı sevmediniz. Ama tam olarak uluslararası ilişkiler böyle bir şey Ali Bey. Net tavır almamamız gerekiyor. Türkiye'nin de yürütmüş olduğu dış politika ve iç siyaset eksenli durumu böyle. Bunu iktidar üzerinden de okuyabilirsiniz, muhalefet üzerinden de okuyabilirsiniz. Herkes net tavır alınmasını bekliyor, hem muhalefetin hem iktidarın. Ama uluslararası konjonktür buna müsait değil. Uluslararası konjonktürde denge bir tarafa tam evrilirse anlayacağız. Mesela Kasım'da seçim var Amerika'da. Biden'ın kesin kaybedeceği bekleniyor. Cumhuriyetçilerin kongredeki üstünlüğü ele alacağı bekleniyor. Şimdi böyle bir dönemde net tavır almak doğru mu Kasım'a kadar? Doğru değil bence. Beklemek gerekiyor. Bu beklenti, belirsizlik hem Türk iş siyasetinde hem Orta Doğu'da hem de aynı zamanda dünyanın çeşitli çatışma bölgeleri, işte Güneydoğu Asya'da Çin, Tayvan gerilimi, işte Avrasya'da ve Kuzey'de Ukrayna, Kırım meselesinde, Balkanlarda Sırbistan, Sırplar, Kosova Kafkasya'da mesela. Ermenistan'a şeyine verdiği sözü Azerbaycan. durmuyor mesela, aynen bekleniyor. Dolayısıyla farkında mısınız bilmiyorum. Çatışma bölgeleri dondurulmuş bir şey olarak bekliyor. Neyi bekliyor herkes? Kasım seçimlerini bekliyor Ali Bey. Dolayısıyla ben bu sorunun cevabını size Ne çok olur yani net veremem. Kasım'da Biden kaybederse ne olur yani? Batı bile onu Ne olur? kaybeder. Cumhuriyetçilerin birazcık daha ağırlıkta olacağı, işte Atlantikçilerin birazcık daha gerileyeceği bir dönem bekleniyor. Bunu da görebilmek için seçimin olması bekleniyor Ali Bey. Yani Cumhuriyetçiler Rusya Çin'e mi yanaşırlar ya, kavgayı tercih etmezler mi Yani diyor. açıklamasına bakın, ben olsaydım bu savaş olmazdı diyor mesela. Putin'i engellerdim diyor. Bu Biden'ın hakaret tamiz bir takım yorumlar yapmışım. Ben onu Beceriksizliği olarak anlatıyor. Evet, dinleyicilerimize şimdi onu yapmayayım. Ben olsaydım diyor bu savaş bu hale gelmezdi ve Biden'ı beceriksizlikle suçladı. Normalde bir cumhuriyetçinin aslında Amerikan dış politikasındaki bu durumu sahiplenmesi gerekir. Ama sahiplenmediğini görüyoruz. Hemen Biden göreve geri gelmez NATO ile ilişkileri yeniden tesis etti. Avrupa Birliği'ni yeniden güçlendirmeye çalışıyorlar vesaire. Dolayısıyla evet, dünyada yeni bir kırılma var, yeni bir döneme giriliyor ama şu cümleleri çok duyarsız Ali Bey. Bu dönemin adını bir koysana dediğiniz zaman doğru düzgün herkes koyamıyor mesela. Yani tamam da herkes görüyor, yeni bir şeye giriyoruz da. Adı ne? Diyeceksin ki sen koyabiliyor musun? Ben Ama koyabiliyorum ama... Hüsamettin, yeni bir döneme girilirken belirsizlikle gidilir zaten. O eskiden yeniye doğru geçiş İyi de belirsizlik dönemleridir Ali Bey, yani. o geçişi de Teorik uzman olarak olmanın yani. söylemesi lazım. Yani bu geçişin nasıl olacağını söyle. Mesela şunu söyleyebiliyor mu geçişi algılayanlar? Ya Atlantikçiler baskın bir şekilde geliyor. Ya da Cumhuriyetçiler baskın, Milliyetçiler baskın bir şekilde geliyor diyemiyoruz. Mesela ben bunu okuyabiliyorum. Ve Latin Amerika'da mesela küreselcilerin yeni bir slogan ve söylemle sosyalist ve solcu aks üzerinde yeniden güçlendiğini görebiliyorum mesela. Cumhuriyetçiler geri çekiliyorlar, milliyetçiler geri çekiliyorlar. Koronavirüs ve Covid-19'un birçok ülkede seçimi kaybetmesinin ana neden olduğunu, ekonomik krizin ülkede belirleyici siyasi aksı değiştirdiğini görebiliyoruz. Avrupa'da ırkçı ve milliyetçi hareketler büyüyor. Ama mutlak bir üstünlük kuramadığını da görebiliyorum mesela. Dolayısıyla Covid-19 dünya siyasetinde çok net bir şekilde etkilediğini net bir şekilde cümlelerle ifade edebiliyoruz. Yeni bir enstrüman gelişti müdahale etmek için. Önceden askeri darbelerden, suikastlerden bahsederdik. Şimdi ekonomik krizden, sağlık krizinden, Covid-19, koronavirüs ve maymun çiçeği gibi hastalıklardan bahsediyoruz. Artık yeni olgular var. Dolayısıyla yeni çatışma alanları buralar. İşte yeni bir kriz daha çıktı işte. Bu da yeni bir enstrüman. Gıda ve kıtlık dünyada insanların yeni yeni karşı karşıya geldi. Artık silahlı kuvvetlerin, istihbarat teşkilatlarının ön planda değil de birazcık da işte gıda endüstrilerin daha çok ön plana çıktı, sağlık endüstrisinin daha çok ön plana çıktı. Yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Halen klasik yöntemlere devam ediyor. İşte Ukrayna krizi ortada, Tayvan meselesinin ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir geçiş dönemi, bu dönemde Ali Bey şuna dikkat etmek lazım. Net pozisyon almamak gerekiyor üstadım. Bunu çok net vurgulayayım. Net pozisyon almamak lazım. Şartlara, olguya göre, kazanana göre devletler yatırım yapar. Dolayısıyla bizim devletimiz şu anda denge politikası yürütüyor. Batı'da bu yaptığımız politika tahterevalli diyorlar Ali Bey. Tahterevalli şeklinde lanse ediliyor. Tabii tahterevallinin hangi tarafındaki kimin ağır aldığına bağlı bir de Hüsamettin. Aynen öyle. Şimdi siz diyebiliyor musunuz bana? Rusya, Çin aksı çok güçlü. Amerika'dan yörüngesinden oraya geçelim diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum mesela. Valla bizim, ben ayrıca de, bizim biraz yörüngemiz, yani sen onu tabii olumlu olarak görüyorsun da, Amerika biz galiba yörüngesiziz Hüsamettin.
Yani Ali Bey, güç biraz realist olmak lazım. Bizim güçlü olduğumuz alanlar var, güçlü olamadığımız alanlar var. Mesela şey de diyemiyoruz, Amerika gücünü kaybediyor, Avrupa Birliği gücünü kaybediyor. Çin'e, Rusya'ya yakınlaşalım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Baktığınız zaman Ukrayna krizinde Rusya ciddi şekilde ekonomik ambargoyla karşı karşıya, ciddi bir enflasyonla, devalüasyonla karşı karşıya kaldı Rus halkı. Şimdi bunu Rus halkı dayanabiliyor mu? Ben çok emin değilim yani. Son bir soru. Evet. Türkiye Suriye'ye müdahale eder mi? Bu sürecin yani içerisinde. Bence etmeli Ali Bey. Türkiye Suriye etmeli, çok geç etmeli kaldı. Ayrı bir şey. Eder mi Hüsamettin? Yani işte dengeleri arıyor Türkiye. Dengeyi İran'ın bulamazsa, sonunda... dengeyi bulmazsa etmeyecek yani. Evet evet yani aynen öyle. Bugün Selahattin Demirtaş dedi ki açıklamasında Türkiye Suriye'ye müdahale edecek ve içeride milliyetçi dalgayı yükseltecek. Yani evet bunun seçim olarak bir katkısı olacaktır ama bizim dış politikamız ve güvenlik stratejimiz gereği Ali Bey bizim güney sınırımızdan minimum 30 ile 50 kilometre aşağıya yani Kuzey Suriye'de alan tesis etmemiz gerekiyor üstadım. Yani bunu güvenlik realist bir politikayla oluşturulan bir şeydir. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle bazı olayları üzerinden Kürt etnik sitesi, mezhep meselesi, işte dün biliyorsunuz Ankara'da birkaç tane yerde cemevlerine bir şey yaptı. Evet. Böyle alakası saçma sapan bir takım olaylar çıktı. Anlaşılıyor ki üstadım etnik ve mezhep temelli üzerinden bir gerilim oluşturarak Türkiye'nin bu operasyonu engellenmeye çalışıyor. En son biliyorsunuz Kuzey Irak'ta Zaho olayı. Aynen Zaho'da. Dolayısıyla buradaki mesajlar hep Türkiye'nin içeriye yönelik bir takım mesajlar verilerek aynı zamanda Suriye'deki operasyonun önüne bir engel oluşturmaya çalışılıyor. Bence Türkiye gözü karartıp bu operasyonları gerçekleştirmeyi, zaten çok geç kaldık bu operasyonları gerçekleştirmemiz. Yani ama, değil mi? Yani koskoca Rusya Ukrayna'ya giderken operasyon diyor, Çin Tayvan'a operasyon diyor. Savaşın adı artık operasyon biliyoruz. Ama Birleşmiş Milletler şeyleriyle ilgili Ali Bey bu. Normalde Kore Savaşı'ndan sonra çıkartılan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarı şeyine göre, bir yayınına göre siz savaşı Güvenlik Konseyi, yani uluslararası bir mutabakatla yapmanız gerekiyor. O yüzden bütün devletler terörizmle mücadele veya bir takım güvenlikle ilgili nedene bağlayarak bunu yapmak zorunda Ali Bey. Yoksa korktuklarından dolayı değil, uluslararası teamüllere göre bunu yapmaları gerekiyor. Türkiye'de bunu böyle yapıyor. Buna uluslararası terminolojiye uygun davranıyor. Aynen öyle.